Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hepimizin beynini zorlayacak dünyanın en zorlu bilmecelerine bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, aynı zamanda videomu açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde dünyanın en zorlu bilmeceleri nelermiş görelim. Bence herkes kalemini ve kağıdını hazırlasın. Ben bu sefer niyet ettim bu bilmecelerin hepsini çözmeye. Mia ve Lydia iki tane ikiz kardeşim. Bugün Mia odasında ölü bulundu. Ne kadar üzüldüm şu an. Kim öldürdü ya? Lütfen kardeşi çıkmasın, lütfen. Polisler gelmiş ve Mia'nın ailesini sorgulamaya başlamış. Şuraya Mia'mızın öldüğünü yazalım. Öldü. Mia'nın ikiz kardeşi geçen gece ben şehir dışındaydım diyor. Mia son zamanlarda depresyondaydı ve çok garip bir şekilde davranıyordu diyor kız kardeşi. Kesin kız kardeşi çıkacak var ya. Adım kadar eminim kız kardeşi katili çıkacak. Mia'nın ebeveynleri ise diyor ki geçen gece Mia bizimle konuşmak için odamıza geldi. Niye çağlamıyorsunuz? Siz mi öldürdünüz yoksa? Ama çok fazla konuşmak istemedi, mutlu görünüyordu diyorlar ailesi. Garip davranıyordu, düzgün bir şekilde bizimle vedalaşmadı bile. Nasıl bir cümle bu ya? Bay bay, ben ölüyorum, hoşçakalın. Ne diyecekti? Kızımız verandada bizi kucakladı ve erkek arkadaşıyla görüşmeye gitti. Bak bak, şimdi erkek arkadaşı mı çıktı? Çirkin erkek arkadaşı ise diyor ki o depresyondaydı ve benimle çok fazla konuşmak istemedi. Ne diye adın erkek arkadaş o zaman? Ha? Hiç sormadın mı neyin var diye? Bir şeyler içtikten sonra onu evine götürdüm diyor. Mia'ya gerçekten ne oldu? Şimdi bir şey diyeceğim. Mia'nın erkek arkadaşı varsa... Ha, ikiz. Bunlar ikiz. Aslında Mia yerine Lydia mı öldü? Anlamadım ya. Ne oldu şimdi? Bunları yazmama rağmen çözemiyorum şu an. Ne oldu gerçekten? Bu Mia değil diyor. Bu kız kardeşi Lydia diyor. Şimdi kim öldü ya? Bu nasıl bilmece ya? Beynim eridi yemin ederim. Ben dedektif falan olmazmışım, buradan bunu çıkardım. Kız kardeşi gece Mia'yı takip etmiş ve onun depresyonda olduğunu herkese inandırmış. Yani kız kardeşi öldürmüş. İnanamıyorum, yazıklar olsun be size. Kardeş katili. Burada ise kimin eşi zengin? Kız saçlı ablamız indirim kuponları bunlar diyor. Bu abla indirim kuponlara sevindiğine göre zengin değil herhalde. Sarışın abla ise diyor ki işte benim kartım. Kredi kartını bizim suratımıza mı vuruyorsun? %20 indirimli olan ürünleri almış. Bence bu abla zengin değil. Ama şimdi zenginliği böyle mi algılayacağız? Hayır, ne alaka şimdi? Turuncu saçlı kadın ise işte cash para, nakit para. Sizce kimin eşi zengin? Bence nakit para veren turuncu saçlı ablanın eşi zengin diye düşünmekteyim. Elinde kupon tutan ablamız zengin değilmiş. Ortadaki sarışın ablamız da değil. İndirimli ürünleri aldı. Evet. Cash veren ablamız bayağı zengin. Bu bilmeceyi doğru bildiniz mi? Yorumlara yazın. Bu çocuğumuzun adı Peter'mış. Merhaba Peter. Ben de Sibel. Peter hapse düşmüş. Aa, neden? Peter hapse düşmüş çünkü sahte para üretiyormuş. Polis de Peter'ı yolda yürürken şüpheli olarak görmüş ve de onu durdurmuş. Ve ondan paralarını göstermesini istemiş. Peter'ın cebinden çıkan paralar da maşallah 20 euro, 2 dolar ve 100 Amerikan doları. Vay canına, Peter'ımız bayağı zengin ha. Aralarından hangisinin sahte para olduğunu anlayacağız. Türk parası koysaydınız anlardık, biz bunları nereden bilelim şimdi? Sanırım Benjamin Franklin'in olduğu 100 dolar bayağı sahte gibi görünüyor. Çünkü Franklin'in gözü yok. Tek gözü yok bakın. Hepsi sahteymiş. Buradan 0.5 puan alıyorum ben. Siz tam puan aldınız mı? Yorumlara yazın. Burada ise kimin haklı olduğunu bulacağız. Şu an bir tane vampir dişli, elf kulaklı bir tane kız çocuğu kasaya gelmiş ve kasiyer ablamızla sohbet ediyor. Ve eline şarap almış. Kasiyer abla diyor ki şarap alamazsın çünkü 18 yaşından küçüksün. Ama küçük kız çocuğu da diyor ki hayır, ben 45 yaşındayım. İnanırım çünkü vampirler yaşlanmaz. Sanırım şu an doğru cevabı buldum. Kız çocuğu haklı değil mi sizce de? Fark etmeden doğru cevabı buldum ya. Bu zeka fazla bana. Çok. Sanırım bu eve bir hırsız girmiş. O sırada bu evin sahipleri tatildeymiş. Polis suç mahalli bir inceleme yapmış ve ev sahipleriyle görüşmüş. Peki kadının şöyle durması. Ablanın acısı var herhalde. Aniden komşuları kapıya vurmuş. Ve demiş ki Linuel ve Rita aslında tatilde değillerdi. Neredelerdi o zaman? Ben onları kendi eşyalarını alırlarken gördüm. Kendi evinizden kendi eşyalarınızı mı çaldınız? Ne yaptınız Allah aşkına ya? ve onları Bodrum'a gizlediler. Ne dönüyor burada ya? Belki Bodrum'da kendilerine ait bir alan yapmaya çalışıyorlardır. Neden şimdi hemen suçlu gördük bu insanları? Ama çiftimiz de diyor ki biz soygun sırasında Güney Kutbu'ndaydık ve sıcak suyun keyfini çıkarıyorduk. Oh be, ne güzel hayat. Hayali bile güzel. Hangisi yalan söylüyor sizce? Evli çift yalan söylüyor, neden olduğunu sormayın. İçimden geldi. Ahanda, işte çift yalan söylüyormuş. Güneş doğduğunda bile Güney Kutbu aşırı soğuk bir yermiş. O yüzden sıcak güneşin keyfini çıkaramıyorlarmış. Aferin. Niye kendi evinizi soyuyorsunuz? Manyak mısınız siz? Buradaki gizlenmiş hayatı görebilir miymişiz? Ya bir şey, ben gördüm ya. Puh. Anda görmeyeydim, iyiydi ya. Azıcık incelemek istiyordum. O zaman bu videoyu durdurup hemen bulmanızı istiyorum. Hayalet sağdaki pembe kıyafetli abla bakın ayakta duruyor ya. Ayakkabıları yok ablanın. Bu abi gece kimse yokken mezarlıkta dolaşıyormuş ve mezarlıkta dolaşırken aşırı rahatmış. Nasıl ya? Gece etrafında hiç kimse yok, mezarlıkta dolaşıyorsun, nasıl rahat bir şekilde durabiliyorsun algılayamadım gerçekten şu an. Ama bir gece aslında mezarlıkta yalnız değilmiş. Yalnız olduğunu düşünüyormuş ama yalnız değilmiş. Bir yangın görmüş ve kontrol etmeye gitmiş. Allah, mezarlardan biri yandı mı, ne oldu ya? Orada ateş yakmış ve yanında kürek bulunan bir adam görmüş. Mezar soygunculuğumuz başlasın. Erik ona doğru yürümüş ve midem bir çukurun içine düşmüş. Ay! Bilerek yapmış adam demek ki. Onu mu çukura atmak için? Al işte, mezarın içine ölmeden düştün, iyi mi ya? Puh! Düşünsenize başınıza böyle bir şey gelse, altıma ederim. Çok korkunç. Ya ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun nasıl elinde kazma kürekle? Ben sadece yürüyordum, ben öğrenciyim. Öğrenciysen evine git, ders çalış. Niye gece gece mezarlıkta dolaşıyorsun ya? Hemen bu mezarlıktan ayrılırsan seni çıkaracağım o delikten. Ve beni gördüğünü unutacaksın. Bu kürekli abi kesinlikle bir işler karıştırıyor net yani. Ben çok üzülüyorum, ne olur beni çıkar, ne olur ya. Kürekli adam tekrar düşününce önce bilmecemi çözeceksin diyor. Of. İşiniz gücünüz şov ya. Bilmece ne alaka şimdi? Tamam, hadi çözeceğiz şimdi. Bilmece gelsin. Eğer bu bilmeceyi doğru bilirsen seni yukarı doğru çekeceğim dostum. Bir bulmaca soruyor şu an sanırım. Ben yaşamıyorum. Ölüsün, tamam. Ama büyüyorum. Akciğerlerim yok. Akciğerleri yok. Ama havaya ihtiyacım var. Ne alaka şimdi ya? Buldum. Sanırım buldum ya. Ben neyim? Şimdi benim ne olduğumu bulun. Yaşamıyorum ama büyüyorum. Akciğerlerim yok ama havaya ihtiyacım var. Sizce ne? Bence bu bir ağaç. Yaşamıyorum, büyüyorum. Akciğerlerim yok ama havaya ihtiyacım var. Bence öyle. Ateş diyor. Ateş miymiş? Yaşamıyorum, büyüyorum. Akciğerlerim yok ama havaya ihtiyacım var. Doğru mu bildi? Boşluğun yere sevinmişim, bilememişim ki ya. Çok üzüldüm. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün dünyanın en zorlu bilmecelerini çözdük. Umarım bu bilmecelerin hepsini çözmüşsünüzdür. Yorumlara yazın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.